Evet dostlar, hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda kanarya üretiminde çok kritik bir dönem olan ve herkesin de heyecanla beklediği bir dönem olan yavru bakımından bahsedeceğiz. Kanarya yavru çıktıktan sonra neler yapılmalı, ne tür bakım yapılmalı, yavrular nasıl kontrol altında tutulmalı, bunlardan bahsedeceğiz. Son günlerde yavrular çıkmak üzere olan arkadaşlar var. Çok soru gelmeye başladı bu konularda. Aynı şekilde yeni yavruları çıkmış arkadaşlar da var. Onlar da soruyorlar, nasıl mama vermeliyiz, ne kadar vermeliyiz, ne yapmalıyız diye. Arkadaşlar, bütün bu konulardan bu videomuz boyunca bahsetmeye çalışacağız ve bu işin püf noktalarını anlatacağız. Biliyorsunuz biz böyle bilgilerimizi kendimize saklamıyoruz. Bizi takip eden arkadaşlarla, sevenlerimizle, izleyen arkadaşlarla bilgilerimizi paylaşıyoruz. Üretim sırlarımızı kendimize saklamıyoruz. Ve kanalımızın da şöyle bir konsepti var. Bu bilgileri arkadaşlara sunarken, izleyenlerimize sunarken de herkesin uygulayabileceği, basitçe ulaşabileceği pratik bir şekilde vermeye çalışıyoruz bu bilgileri. Yani böyle çok ekstra uygulamalardan, ekstra ilaçlardan, ekstra şeylerden bahsetmiyoruz. Herkesin rahatça evinde üretebileceği, hatta sıfırdan kanarya bakmaya başlayan, sıfırdan yavru büyütecek arkadaşların bile istifade edebileceği tarzda videolar hazırlamaya gayret ediyoruz. Bu videomuzda inşallah böyle bir video olacak. Arkadaşlar görüyorsunuz, bu benim dişi kanaryam Benekli. Bununla ilgili birçok video var. İlk kez izleyenler için ben her defasında onu böyle kısaca tanıtıyorum. Turuncu olan da benim erkek kanaryam Mandalin. Bunlar geçen senenin yavrularıydılar ve bu sene ilk kuruçkasını yapan, ilk yuvasını hazırlayan, ilk yumurta veren ve yavruları da ilk çıkan çift bu oldu arkadaşlar. Bu iki kuş da benim kendi büyüttüğüm, birçok hikayelerimi paylaştığım, çok sevdiğim iki kuşum. Ve bu sene de beni hiç üzmeden, hiç yormadan hemen böyle bahar gelir gelmez, üretim sezonunun ilk ayak sesleri duyulur duyulmaz hemen böyle güzelce kuruçkalarını yaptılar ve yavrularını da çıkardılar. Şu anda görüyorsunuz Mandalin benim mama kabımdan koyduğum mamayı güzelce yiyor. Burada erkek kanaryanın mama yemesi şu açıdan önemli. Eğer uyumlu bir çiftiniz varsa erkek kanaryaya gidip dişiyi besler arkadaşlar. Bu mamayı dişiye kusar ve dişi de yavruları besler. Ya da doğrudan bazı kanaryalardan yavruları kendileri beslemeyi tercih edebilirler. O yüzden bu hazırladığınız mamayı dişinin de erkeğin de yemesi arkadaşlar çok da önemli değil. Yani hani daha çok dişi değil de erkek yiyor, bu bir problem olur mu? Yavrular yine de beslenir mi diye hiç düşünmenize gerek yok. Şimdi arkadaşlar biraz daha olayın detaylarına girelim. Yavru bakımında en önemli devre ilk haftadır. Bu ilk haftayı güzelce atlatırsak, problemsiz bir şekilde atlatırsak yavrular büyük oranda yaşar ve sonraki haftalarında görürsünüz. Bu ilk haftada o yüzden bakım çok çok önemli. Ben diğer kuş türlerinde de uyguladığım genel yavru bakımını genel hatlarıyla kanaryalarımda da uyguluyorum. Şöyle ki ben ilk haftada en az 4 gün boyunca mama bulunduruyorum kafeslerinde ve mamaları da az miktarda koyuyorum. Yani kuşların kısa sürede tüketebileceği şekilde, çünkü havalar ısınmaya başladı. Bu mamaların içinde bir sürü taze besin, katkı, yumurta falan olduğu için uzun süre durmaları, bozulmalarına, bakteri üretmelerine ve kuşlarımızı hasta etmelerine sebep olur. O yüzden az miktarda koyalım. Kuşlarımızın kısa sürede tüketebileceği bir şekilde koyalım. Ve kuşlarımız tükettiği müddetçe de bu 4 gün boyunca sürekli mamalarını kafeslerinden eksik etmeyelim. Diğer günlerde, diğer haftanın 3 gününde de, kalan 3 gününde de normal düz karışık yemlerle yavrularını beslesinler. Şu anda görüyorsunuz sarı dişi kanarya Benekli aşağıda yemliğe indi. Orada benim standart karışık bir kanarya yemim var. Ben onun içine biraz şalgam tohumu ve biraz da kenevir miktarını arttırarak biraz onu biraz daha böyle zenginleştirdim. Biraz daha protein içeriğini yükselttim. Çünkü dediğim gibi ilk bir hafta çok önemli arkadaşlar. Bu ilk haftada yavrularınıza ne kadar güzel bir temel hazırlarsanız sonrasında yavruların gelişimi, sağlıklı olması o kadar da yolunda gidecektir. O yüzden bu ilk hafta çok çok kritiktir. Ben birazdan size hazırladığım mamayı, yani şu anda bu kuşların bu mamalıktan, bu kırmızı kaptan yedikleri mamayı da göstereceğim, hazırladığım şekilde göstereceğim. Mamada dikkat edeceğimiz en önemli unsur ilk haftada
yeşillik miktarını, sebze miktarını ya çok az koymak ya da hiç koymamaktır. Çünkü bu yeşillikler kolayca kuşlar tarafından mamadan alındığı, kolayca tüketildiği için yavruları da fazlasıyla bu yeşil besinlerle, yeşilliklerle beslerlerse sıkıntı olabilir. Evet, görüyorsunuz, bakın benim hazırladığım mama bu. Tabii şimdi benim kuşlarım artık 10 günlük oldular. İkinci haftalarına girdikleri için ben biraz daha gördüğünüz gibi yeşillik miktarını, havuç miktarını biraz normal seviyeye getirmeye başladım bu mamada. Ama ilk hafta dediğim gibi bu yeşillik miktarım çok az miktardaydı. Hatta ilk kez yavru bakacak, ilk kez yavru alan arkadaşlara ben hiç yeşillik katmamalarını tavsiye ediyorum. Dediğim gibi yavruların bu yeşilliklerle fazlasıyla beslenmesi yavruların sindirim sistemini bozabilir, ishal yapabilir ve bu da yavrulara kısa sürede çok kötü sonuçlar yaşatır. Çünkü ishalde en önemli şey kanaryalarda sıvı kaybından daha ziyade vücudun o kaybedilen sıvı nedeniyle ısısının düşmesi, yani hipotermidir. Ve hipotermi kuşlar için sıvı kaybından bile çok daha tehlikeli ve ölümcüldür arkadaşlar. Bu her zaman bünyelerinin belli bir oranda durduğu o sıcaklık miktarı, ısı miktarı bu şekilde ani bir şekilde düşerse yavrularımız maalesef kısa sürede hayatlarını kaybedebilirler. Bu konulara çok çok dikkat edelim. Şimdi mamadan böyle bahsetmeye devam ediyorken tabii yavruları merak edenler de olabilir. Onları da birazdan göstereceğim arkadaşlar. Videonun sonlarına doğru yuvalığı çıkarıp kafesten yakından da yavrularımıza bakacağız. Son durumlarını şöyle bir değerlendireceğiz. Birlikte yavrularımızı görmüş olacağız. Arkadaşlar, mama konusunda ilk hafta bu programı uyguladıktan sonra ikinci ve üçüncü haftalarda yeşillik miktarını biraz daha arttırabiliriz ve mamayı 3 güne düşelim. Yani ikinci ve üçüncü haftalarda 3 gün verelim sadece haftada mamayı. Sonraki günlerde normal yemlerle, karışık yemlerle, kafeste yemlerle beslensinler yavrular. Zaten 3. haftadan itibaren yavrular yuvalıktan çıkma girişimlerine başlayacaklardır. Kafalarını uzatacaklardır. Biraz böyle yakınlardaki tüneklerde ya da yuvalığın kenarındaki yerlerde biraz oralarda durmaya çalışacaklardır. Yavaş yavaş artık yuvadan uçma emareleri görülmeye başlanacaktır. Zaten bu dönemlerde anne kanaryamız ya da erkek kanaryamız, yatan erkek kanaryalar da olabiliyor. Onlar da yavruların üzerine yatıştığını daha da azaltırlar. Hatta yavrular iyice büyüdüğü ya da fazla sayıda yavru olduğu zamanlarda yuvalığa hiç girmezler ve yuvalığa yakın bir yerde ya da yuvalığın kenarında tüneyerek beklerler. O nedenle sonraki haftalarda bu hareketleri gördüğünüzde de herhangi bir problem olduğunu düşünmeyin. Hani yavruları terk etmeye başlıyor, yuvada fazla durmuyor diye düşünmeyin arkadaşlar. Bu doğal bir süreçtir. Evet, işte yavrularımız da bunlar. Şöyle maşallah diyelim. Ben nazar boncuğumu koydum ama siz yine de maşallah deyin. Şöyle ıslık çalarak onları uyandırmaya çalışıyorum. Şöyle kafalarını kaldırsınlar istiyorum. Ve biraz ıslık çalınca hemen ağızlarını açıyorlar. Mama geliyor sanıyorlar. Evet, işte bu tatlış yavrularımız bunlar arkadaşlar. Ayın 18'inde bunlar yumurtadan çıktılar. Ve şu anda da kaç günlük olmuş oluyorlar? Şu anda da arkadaşlar 10. günlerine girmiş oluyorlar. Evet. Biraz o arada kafam daldığı için bir an hesaplayamadım günlerini. Şu anda 10. günlere girmiş durumdalar. Görüyorsunuz gayet sağlıklı bir şekilde bugüne kadar geldiler. Kiloları iyi, genel durumları iyi. Böyle hafif tombiş bir görüntüleri var. Bu da anne yavrunun iyi beslediğini gösterir. Tabii bu hem anne yavrunun, anne kanaryanın yeteneğiyle ilgili, yani yavrulara bakmasıyla, yavrulara olan konsantrasyonu ile ilgili, hem de sizin kuşlarınıza verdiğiniz mamalarla ilgili. Çünkü o verdiğiniz mamalarla yavrularını besliyorlar. Siz ne verirseniz onlarla yavrularını besleyecekler. Sizin de böyle güzel bir mama içeriği hazırlayıp vermeniz, mamada dikkat edeceğiniz noktaları göz ardı etmemeniz böyle sizi de güzel sonuçlarla karşılaştırır arkadaşlar. Kanalımızda mama tariflerimiz de var. Ben videonun alt kısmına onları da belirteceğim.
Onlardan da faydalanabilirsiniz. Bu arada yuvalığı tekrar kafese takınca dişi kanaryamız da geldi benekle. Tekrar yavrularını doyurmaya başladı. Tabii biraz da tedirgin oluyor ben böyle yakın durduğum için. Mesela diğer yavru kafasını kaldırdı ama ona mama vermedi. Biraz ben uzaklaştığım zaman daha rahat olacak ve yavruların ikisini de güzelce doyuracaktır. Evet arkadaşlar, yavrularımızın son durum bu. Dikkat edeceğimiz noktaları söyledik. Genel olarak yavru bakımından bahsettik. Herkese hayırlı yavrular, hayırlı üretimler diliyorum. Görüşmek üzere yeni videolarda.